Hoş geldiniz. Instagram, Twitter, Facebook ve LinkedIn derken artık YouTube yayınlarıyla da gıda dedektifi gıda gündemini belirlemeye devam ediyor. Torku markalı bulgur gevreği ile ilgili yayınımız sonrasında fason üretim meselesi yeniden gündeme geldi. İlk olarak şunu söylemem lazım. Toplumda fason üretimle ilgili genel bir kanı var. Bu kanı asla ve asla bizim yayınlarda vurguladığımız hususlara uygun bir kanı değil. Fason üretimin kalitesiz olduğu, merdiven altı olduğu, denetimden uzak olduğu, hatta sağlıksız olduğu gibi ifadeler bizim hiçbir yayınımızla uyuşan ifadeler değil. Böyle bir şeyi asla ima bile etmedik. Fakat ne oluyorsa bir takım kişiler fason üretimi ifadesini duydukları anda bize varyansına başlıyor. Sadece varyansın etseler iyi. İthamlar, hakaretler havada uçuşuyor. Bu videoyu özellikle fason üretimi kötü bir şey gibi gösterdiğimizi düşünenler için de çekiyorum. Bakalım neymiş bu fason üretim ve bakalım biz fason üretime gerçekten karşı mıyız? Başlamadan önce bir şeyi hatırlatmam gerekiyor. Gıda dedektifi olarak ürünlerin sağlıklı olup olmadığına karar veren ya da bunu belirleyen bir mecra asla değiliz ve böyle bir mecra olmaya da çalışmıyoruz. Biz her zaman etiket bilgilendirmesi yapan, bu konuda tüketici farkındalığını sağlayan ve tüketiciye sunduğu eksik ya da yanlış bilgilerle çeşitli algı oyunları yapanların foyasını meydana çıkarıyoruz. Ve bu yayınlar birilerini gerçekten rahatsız ediyor. Şimdi konuya gelelim. Fason üretim meselesiyle ilgili ne yediğinizi biliyor musunuz kitabımda? Fason üretim ya da bilinen isimle Private Label başlıklı bir bölümde birçok örneği sizlere sunmuştum. Şimdi hem o örneklerden hem de marketlerde tespit ettiğim birkaç husustan bahsederek bu konudaki net fikrimi ve bakış açımı ortaya koymaya çalışacağım. Fason üretim temel olarak bir ürünü üretmek için fabrikası bulunmayan bir firmanın fabrikası bulunan başka bir firmaya üretim yaptırması demek. Bu aslında tekstilde ve otomotivde çok yaygın bir yöntem ki bununla ilgili birçok yorum geldi. Dün bazı takipçilerimden bu sektörlerden kime örnekler verildi? Bunlardan en çok hoşuma giden Mercedes örneği oldu. Biliyorsunuz Mercedes yıllardır kimi modellerinde Renault motoru kullanıyor. Yani Mercedes logolu olmasına rağmen otomobilin kalbi denebilecek motor Renault tarafından üretiliyor ve geliştiriliyor. Fakat bildiğimiz gibi Mercedes bu motorların denetimini, Ar-Ge çalışmalarını birçok hususlarda kontrol ediyor ve geliştiriyor ve motora katkılar sunuyor. Bu kısma kadar ne var bunda diyebilirsiniz. Biz bunların hepsini biliyoruz değil mi? Şöyle düşünün. Mercedes otomobillerinde Renault motoru kullandığını hiç kimseye haber vermese, sizden bunu gizlese, siz bunu ancak ve ancak detaylı incelemeler, araştırmalar sonunda öğrenseniz ne düşünürdünüz? Bana sorarsanız iyi bir marka böyle bir şeyi asla yapmaz. Çünkü üzerinde denetimi, kendi markası ve Ar-Ge çalışması olan bir firma zaten böyle bir şeyi gizleme ihtiyacı duymaz. İşte biz de tam buna itiraz ediyoruz ve diyoruz ki madem üretimine kefilsiniz, madem denetime tabi üretim yaptırıyorsunuz, hatta belki ham maddeyi bile siz sağlıyorsunuz, fakat tüketiciye üretici firmayı açıklamıyorsunuz. Fason üretimde bizim temel itirazımız tüketicinin eksik bilgilendirilmesi hususundadır. Bunu çok net ifade edeyim. Şimdi size birkaç örnekle durumu daha net izah edeceğim. İlk olarak private label denen bu havalı ismi bir açalım. Bu özel marka demek. Genelde bu ifade üretim imkanı olmayan firmalar için kullanılan bir ifade. Private label konusunda en uç örnek, şimdi vereceğim örnek, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de gündem olan Çiftlik Bank vakası. Çiftlik Bank, Ağustos 2016'da Mehmet Aydın tarafından kurulan Fame Game isimli bir şirkete ait internetten oynanan bir çiftlik oyunun ismi. Çeşitli hayvanların sanal dünyada gerçek paralarla alınıp satılmasıyla oynanan bu oyun biliyorsunuz binlerce kişinin dolandırılmasıyla Türkiye gündemine oturmuştu ve oyunun zirve yaptığı dönemde oyunu oynayanlar artık satın aldıkları fakat gerçekte hiç var olmayan bu hayvanlardan ve çiftliklerden elde edilen ürünlerin artık üretileceğini düşünüyorlardı ki bu gerçek oldu. Çiftlik Bank'ın son döneminde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açılan Çiftlik Bank mağazalarında süt ve süt ürünleri başta olmak üzere zeytin, bal gibi çeşitli ürünler satılmaya başladı. Çiftlik Bank oyununu oynayanlar da bu ürünlerin sanal dünyada para yatırdıkları çiftliklerden ve satın aldıkları hayvanlardan üretildiğine öyle güzel inandırılmışlardı ki bu ürünlerin private label olabileceği hiç akıllarına gelmedi. Yani ne hayvanlar vardı ne de çiftlik.
tek bir ofisten yönetilen bu firma gerçekten bu ürünleri üreten farklı firmalara Çiftlik Bank markasıyla bu ürünleri kolayca ürettirdi ve satmaya başladı. Bana sorarsanız Çiftlik Bank'ın inandırıcılığının zirve yapacağı, belki de çok daha fazla insanın canının yanacağı bir dönemde bu oyunun foyası çıktı. Fakat bu örnek Türkiye'de fason üretim ve private label mantığının nerelere kadar gidebileceğinin en iyi olumsuz örneklerinden biri. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Örneğin geçtiğimiz aylarda keçi boynuzu özünü incelediğimiz Hünnap markası da bundan pek farklı değil. Tek bir ofisten yönetilen bu marka keçi boynuzundan balık yağına, bebek bisküvisinden süt arttırıcı anne çayına kadar birçok ürünü üretip bir de eczanelerde satıyor. Bu ayrı bir satış politikası. Hatırlayanlar olacaktır. Firmanın tüketiciyi aldatıcı şekilde tüm bu ürünleri aynı çatı altında ve Hünnap'a ait bir fabrikada üretiliyormuş gibi gösterdiği reklam filmi yayınlarımız sonrasında bu konu çok konuşulmuştu. Firmanın biri Malatya'da, diğeri Konya'da üretilen iki ürünü bariz bir şekilde aynı fabrikada üretiliyor gibi gösterdiği reklam filminden sonra firmanın hesabımıza saldırıları daha da artmıştı. Firmanın ürünlerinde fason üretim yapıldığı, yani böyle bir üretim tesislerinin olmadığı gerçeğini sizlere açıkladığımız yayınlar sonrasında hakkımızda mesnetsiz dayanaklarla ve iftiralarla o kadar çok suç duyurusuna bulundular ki. Hukuk nezdinde devam eden bu süreçler sonrasında en doğru kararın verileceğini ve Türk milleti adına karar veren adaletin karşısında bu sahtekarların cevabını alacağına yürekten inanıyorum. Bu arada firmanın tüketiciye yönelik yaptığı aldatıcı reklamlardan dolayı geçtiğimiz yıllarda reklam kurulu tarafından 241 bin liralık cezaya çarptırıldığını da söyleyeyim. Peki, fason üretim böyle bir şey mi demek? Hayır. Biz şu ana kadar hiçbir üretim imkanı olmayan, fakat bunu fabrikaları, çiftlikleri, hayvanları varmış gibi göstererek markasına değer katıp bundan prim kazanan bazı sahtekarları gösterdik. Bunu tüketiciye yansıtmadan satış yapan sahtekarların yanı sıra üretici firmayı açık açık beyan eden private label ürünler de var. Bunlara market zincirlerini örnek olarak verebiliriz. Bugün birçok market kendilerine ait markalı ürünleri Türkiye'den birçok farklı firmaya ürettiriyor. Hatta bunları firmaların kendi ürünleriyle yan yana satıyor. Private label ürünlerde fason üretim mantığı aslında bir güven kaynağı olabiliyor. Örneklerde göreceğimiz gibi marketler adına üretimleri yapılan bu ürünlerin hangi firma tarafından üretildiği tüketiciye açık açık beyan ediliyor. Private label ürünleri raflarına koyan marketler, ürünleri fason olarak ürettirdikleri firmaları beyan etmekten hiç imtina etmiyorlar. Birkaç örnek üzerinden biraz daha net konuşabilirim. Örneğin bu ürün, bir marketlerde satılan bir çay. Ürünün üreticisi olan Of Çaysan firmasının işletme kayıt numarası dışında açık adı, adresi, telefon numarasına kadar etikette yer alıyor. Yine benzer şekilde BİM'e ait private label bir bisküvi üreten işte bu BİFA bisküvinin de bilgileri etikette açıkça belirtiliyor. Sadece BİM değil, diğer marketlerde de bu örnekler var. Örneğin Carrefour'da Carrefour markasıyla satılan ürünlerin üreticilerine ait detaylı bilgiler açıkça beyan ediliyor. Hatta Carrefour bu konuda daha da titiz. Bu firma isimlerini kendi isminden daha büyük puntolarla dikkat çekici şekilde yazıyor. Gördüğünüz Carrefour markalı bu ayçiçek yağının Bunge Gıda tarafından üretildiğini çok rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Bunu da bırakın gizlemeyi saklamayı, tüketici kolayca görebilsin diye çok net ifade ediyorlar. Bir diğer ürün, bakın bu nohut, Tarım Kredi Birlik tarafından üretilen bir nohut. Yani bir tarafta aslında Anadolu mutfağı adıyla satılan İtalyan menşeli ürünlerin yanı sıra Carrefour markalı bu üründe kooperatif yoluyla alınan bakliyatlar kullanıldığını işte bu etiket farkındalığıyla çok kolaylıkla öğrenebiliyoruz. Yani aslında tüketiciye bunların beyan edilmesi, kime ürettirdiğiniz ve nasıl ürettirdiğinize bağlı olarak size bir avantaj sağlayabiliyor. Ve az önce dediğim gibi fason ürünlerle gerçekten üreticilerin ürettiği markalar yan yana gelebiliyor. Biz aslında bunun örneklerini geçtiğimiz yıllarda çok vermiştik. Marketlerde satılan fason ürünlerin üreticisine dikkat edin. Üretici markaların aynı kalitedeki ürünlerine boşu boşuna çok fazla para vermeyin diye çağrı yaptığımızda yıl 2018'di. İşte bu zihniyetle bilinçlendirme gayretinde olan şahsım ve hesabım bugün fason üretimi kötü gösterme gayretindeymiş gibi lanse edilebiliyor. Buradaki algının sebebi kesinlikle biz değiliz. Bunu çok net ifade edebilirim. Şimdi az önce söylediğim konuya güncel bir örnek daha vereceğim. Carrefour raflarında yer alan bir ton balığı.
80 gramlık üçlü pakette satılan Carrefour markalı ton balığının Dardanel markasının da üreticisi olan Dardanel Önentaş tarafından üretildiğini açıkça görebiliyoruz. Hemen üst tarafında da Dardanel markasıyla satılan aynı gramajdaki ekonomik ürün var. Bakın, fason olarak üretilen ürün, aynı kaliteteki ürün daha ucuz. Üretici aynı, gramaj aynı. Hatta aynı kalite dedim ama dahası var. Carrefour tarafından ürettirilen fason üründe sadece ayçiçek yağı var. Dardanel kendi markasıyla ürettiği ekonomik ürüne bir de kanola yağı eklemiş. Yani fason ürün kalitesiz üründür söylemini ve imasını bırakın kenara, biz etiket okuma farkındalığıyla hem ekonomik hem de kaliteli yönden daha isabetli seçimler yapabileceğimizin altını 2018'de olduğu gibi işte bugün de böyle vurguluyoruz. Şimdi gelelim başka bir detaya. A101 marketlerde karşılaştığım bir kara buğday patlağından bahsedeceğim. Bu ürün aynı şekilde fason üretimle üretilmiş ve A101'e ait bir private label, özel marka etikete sahip. Ve ürünün arkasını çevirip baktığımızda bakın ne görüyoruz. Önceki gün Torku'nun bulgur gevreğinde saklayıp tüketiciye beyan etmediği Canbis gıda burada açık seçik tüketiciye beyan ediliyor. Aslında söylemek istediğimiz tam da bu. Bu kadar da zor bir şey değil. Bu haliyle tüketicinin bilgilendirilmesi ve gerçekten ne aldığını bilmesi adına her türlü bilginin gizlenmesi, ambalajlarda görseller ve yazılarla algılar yapılması, muzlu denip 10 bin delik oranlarda muz konulması gibi algı oyunlarına mevzuat her ne kadar izin verse de tüketicinin yanındaki bağımsız ve tarafsız güç olan gıda direktifi yayınlarıyla biz buna karşı çıkmaya ve bu mantaliteyle mücadele etmeye, bu yayınları yapmaya devam edeceğiz. Bu videoda sizlere fason üretimi birçok farklı boyutuyla aslında anlatmaya çalışıyorum. Toplumdaki fason üretim algısının belki bu bilgiler çerçevesinde daha net, daha doğru yerlere konumlandırabileceğine inanıyorum. Fason iyidir, kötüdür, şöyledir, böyledir demiyorum. Çünkü bunu belirleyen çok fazla konu var. Burada özellikle vurguladığım şey aslında tüketicinin açıkça bilgilendirilmesi, beyan edilen bilgiler çerçevesinde özgür iradesiyle bir ürünü alıp almamaya karar vermesi. Bu da ancak firmaların tüketiciye karşı dürüstlüğü ve eksiksiz beyanlarıyla mümkün olacak. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ve buna benzer özel konularda ilgili videolar yayınlamaya devam edeceğim. Hazırlamaya devam edeceğim. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gıda Dedektifi YouTube kanalında bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum.